Malatya'da yaşayan, Malatya'ya ve ülkesine gönül vermiş, sade yaşamayı seven bir insan ve 4 çocuk annesi olmakla beraber 29 yıldır Malatya'da sınıf öğretmenliği yapıyorum. Bunun dışında yazı çalışmalarım, dediğiniz gibi geleneksel çalışmalar, bu noktada özellikle kalemle dost olmak, kalemle barışık olmak ve bu alanda üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yazarak üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bunların da elimizden geldiği kadar üstesinden gelmeye, çaba ve gayret vermeye çabalıyoruz. Dedem, Dede Korkut'tan sonra siz çağın kahramanı olmalısınız. Sizin adınız Ninem Korkut olmalı dedim. Çok etkilendim ben bundan. Sonra Ninem Korkut hikayeleri, Ninem Korkut kuştuğu masallar, Ninem Korkut'dan nasihatler şeklinde dönüşler oldu hep. Çok ilginç resimler var, çok güzel resimler var burada da. Bazı şeylerin üzerinde hakikaten eylemsel duruşlar yapmazsak, onu üzerine basa basa harekete dönüştürmezsek zihinlerde kalıcılığı olmuyor, kalplerde yerleşikliği olmuyor. Kaleme değer vermişiz, yazmışız ama yazdıklarımızla beraber konuşuyoruz ki konuştuklarımızdan esinlenen, ilham alan ve kendi hayatında bunları uygulayacak olan insanlar çıkacak. Türkiye'nin tüm alanında nerede ne şekilde seslenebiliyorsak, yavrularımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, aileleri nerede ne şekilde kucaklayabiliyorsak bunun sınırının olmadığını düşünüyorum. Buna zemin olan da kitap fuarları, okul programları, çok işte farklı aktiviteleri sever mi? Çünkü onlarla dolu dolu, yani zaten siz onunla 24 saat geçirmek zorunda değilsiniz. En az 4-5 çeşit yemek yapıp bırakıyorum dolaba. İşte eğer sofraya bir şeyler doğranması gerekiyorsa doğru. Ama tabii onlar dediğim gibi rutin kısımları. Ben ana maddeleri, ana kısmı hazırladıktan sonra diğer kısımlar, onlar ben evdeyken de yapılıyor zaten. Biz böyle ailece sofra bezimiz, çayımız, çerezimiz, neyimiz varsa işte o an hep birlikte sohbet mahalli olur. Ama onun dışında herkes kendi işiyle, okuluna giden okuluna gider, ders çalışacak derse işine gidecek işine gider. Ne kadar hangi türde bir olumsuzluk yaşıyorsak, inanın bunlar ebeveyn ve toplumsal olarak, yani büyüklerden kaynaklı sorunlar. Yani eğer bir evde anne baba bir gazete açıp okumuyorsa, bir dergi açıp okumuyorsa, bir kitap açıp okumuyorsa, ya benim çocuğum kitap okumayı sevmiyor demeye hakkı yok. Sevgili izleyiciler, merhabalar. Malatya'dan Fidan Kitap Kahve gibi mümtaz güzel bir köşeden sizlere sesleniyoruz. Bugün güzel bir konuğumuz var, hemşerim. Nilüfer Zontulu Aktaş'ı konuk ediyoruz. Kendisi eğitimci, yazar. Kendisine hoş geldiniz demeden önce birkaç projesinden bahsedeyim. Topu kendisine atayım, konu konuya açtığını öyle yapmayalım. Hocamız şair, yazar. Aynı zamanda bazı sitelerde, ulusal ve yerel sitelerde köşe yazarlığı da yapıyor. Eğitim gönüllüsü, eğitimci bir anne. Baba, dede mesleği olarak fotoğrafçılık ve televizyon gibi böyle tamirciliği, aile meslekleri. O kendisine onlardan da soracağız böyle bir nostalji olsun diye. Hocamı kısaca tanıyalım, sizlere tanıtalım. Kendi sesinden, kendisinden dinleyelim. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Nilüfer Zontulu Aktaş kim? Sizi evet. Sizden dinleyelim. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim Kemal abi. Böyle güzel programlara öncülük ettiğiniz için. Malatya'mıza değerler kattığınız için. Evet, Nilüfer Zontulu Aktaş kim sorusuna. Malatya'da yaşayan, Malatya'ya ve ülkesine gönül vermiş, çocuklara, gençlere bilhassa emek verme gayretinde olan, sanatıyla, sözüyle, topluma hizmet etme çabasında olan, sade yaşamayı seven bir insan diyelim. Bununla beraber hemşerimiz de dediniz, 1971 Malatya Dalen'de doğumluyum. 4 çocuk annesi olmakla beraber yüzlerce çocuğun öğretmeni olarak anneliğini yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. 29 yıldır Malatya'da sınıf öğretmenliği yapıyorum. Her ne kadar Konya Selçuk Üniversitesi biyoloji öğretmenliği mezunu olsam da sınıf öğretmeni olmak kaderimizmiş. 29 yıldır bu yolda emek verdik. Emekliliğe doğru adım adım gidiyoruz ama elbette öğretmenlikten ve annelikten emekli olunmadığını kalben biliyorum. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar bu öğretmenlik ve annelik şefkatiyle topluma ifşaat etme gayretimiz devam edecek. Bunun dışında yazı çalışmalarım, dediğiniz gibi geleneksel çalışmalar, topluma hizmet noktasında nerede ne şekilde bulunabilirsem bulunma gayreti içerisindeyim. Yani sosyal sorumluluklar dediniz, inşallah onlara da değineceğiz. Çünkü bir insan fikriyle, zikriyle, yaptığı, bulunduğu eylemlerle, içinde bulunduğu çalışmalarla kendine varlığını kabul ettirir. Hem kendi ruhuna hem topluma.
Bu noktada özellikle kalemle dost olmak, kalemle barışık olmak çocukluğumdan beri bende var olan bir duyguydu. Ve bu alanda üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yazarak üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tabii bununla beraber, yazmayla beraber yazdıklarımızı anlatmak, paylaşmak, gerek masal, gerek hikaye, gerek şiir dinletileri ve gerek dediğiniz gibi sizin de bahsettiğiniz gibi köşe yazılarıyla topluma bir ses olmak gayreti ve çabamız devam ediyor. Benim hayatım içerisinde bunlar, tabii ki 4 çocuk annesi olmanın vermiş olduğu sorumluluklar ve zorluklar var çalışma hayatıyla beraber. Bunların da elimizden geldiği kadar üstesinden gelmeye, çaba ve gayret vermeye çabalıyoruz. Ne mutlu size. Sevgili izleyiciler, bizim Nilüfer Hanım'la tanıştığımız çok güzel projelere imza atıyordu. Malatya'da sürekli gündemdeydi kendisi. İyilik Önderleri diye bir projesi vardı. Daha sonra Kırmızı Hayatın Rengi Olsun diye, Kırmızı Savaş Çağrışımı Yapmasın, Hayat Çağrışımı Yapsın diye böyle bir projesi vardı. Malatya'nın plakasıyla müsemma, 4 dörtlük bir çalışma, 40 yazar ve 40 mektup diye bir eser projesi vardı. Bunu da kitap haline getirdi. Tabii. Yanılmıyorsam Büyükşehir Belediyesi ile. Onun dışında onlarca işte masal kitapları, roman kitapları, şiir kitapları var. Çocuklarımız kendisini Nilem Korkut olarak sevdi. Dede Korkut'umuz vardı Türk hikayelerinde, efendime söyleyeyim, destanlar kahramanı. Bir de eski geleneklerimizle ilgili çok güzel, hala böyle kulaktan kulağa anlatılan destanlar vardı. Siz de Nilem Korkut olarak, gerçekten artık 4 çocuk annesisiniz, yakında da Nilem, Nilem olacaksınız belki de. Yani ismiyle müsamma olacak sevgili izleyiciler. Nilem Korkut ismi nereden doğdu, onu da size soralım hocam. Evet Kemal abi, yıllar önce işte köşe yazılarımızda olsun, sosyal medyadaki yazılarımızda olsun yazdığım kısa kısa metinler vardı, gerek hikayeler, gerek hikmetli öyküler şeklinde. Bunları ben gençlere günce diye paylaşıyordum. Yani köşe yazılar içerisinde gençlere güncelerin açılımını yaparak paylaşıyordum. Bir gün geldi, ben bir mesaj aldım bir okurdan. Çok güzel bir mesajdı. Dedi ki, hocam biz geçmişte dedi büyüklerimizden daha çok başımıza vura vura bizi eğitmeye çalışırlardı. Sözleri sert mizaçlarıyla bizi eğitim kapsamı içerisinde tutmaya çalışırlardı ve biz çok korkardık. Böyle bir eğitim tarzından korkardık. Ama sizin yazdığınız yazıları okuyoruz. Kuş tüyü hafifliğinde, bal şerbeti tadında, çok naif cümlelerle bir eğitim verme çabasındasınız. Hikayelerinizde... Kuş atacağız, sevgiyle yaklaşın. Evet, bence Dede Korkut'tan sonra sizin çağın kahramanı olmasın, sizin adınız Nilem Korkut olmalı dedi. Çok etkilendim ben bundan. Yani bir okurun, hiç tanımadığım bir okurun. Yani isim babası okurlarınız evet, oldu. Evet, evet, kesinlikle. Harika, benim aklıma şöyle gelmişti, şöyle bir cevap bekliyordum. Hani siz bazen Dede Korkut hikayeleri ve Ankara'ya gittiğiniz zaman da kütüphaneleri, Osmanlıca yazıları, öyküleri de biraz araştırıyorsunuz. Esinlenme oradan mı oldu diye bir şeyler bekliyordum. Yok, tamamen okurlarımızın koymuş oldu. Ben hatta bu Nilem Korkut kitapları açığa çıkacağı zaman da büyüklerimizle, küçüklerimizle istişare etmeyi severim. Bu kitapların adı ne olmalı? Çünkü ben bunları bir silsile haline, Allah nasip eder, ömür verirse 1, 2, 3, 4, 5 diye hani devam ettirmek istiyorum. Gençlere güncem olsun, gençlerle hasbihal mi olsun, hani bu kitapların adı ne olsun, Nilem Korkut mu? Bütün yani %100 bana gelen dönükler hepsi bu kitapların adı Nilem Korkut hikayeleri, Nilem Korkut kuş tüyü masallar, Nilem Korkut'dan nasihatler şeklinde dönüşler oldu hep. Ve bu şekilde başladık Kemal abi. İnşallah şu an 1 ve 2'si var. Bir de çocuklar için Nilem Korkut kuş tüyü masallar var. Ama ömrüm el verirse elbette 3'ünü 4'ünü artık nereye kadar imkan bulursak bu silsile devam edecek inşallah. Hocam o konuda biz de temennimiz olsun, duacılarım, başarılar dilerim. Allah sağlık olsun, ömürler versin. Sevgili izleyiciler, hani dedik ya hocam masal kitapları çocuklara yönelik yapıyor, şiir kitapları yayınlıyor, romanı var. Nilem Korkut serileri devam edecek. Bunlar farklı farklı. Bunları hocamla konuştuk. Esin kaynağı olarak Nilem Korkut'un, efendime söyleyeyim, nereden geldiğini, bu ismi nasıl düşündüğünü. Demin Kırmızı Hayatın Rengi dedik, işte 44 yazar mektup projesinden bahsettik. Hocamın iyilik önderleri diye küçük çocuklarımızı Milli Eğitim Belediyelerle işbirliği içinde yaptığı projeleri var. Onlardan kısaca şey yaptık. Hocam kaç kitabınız oldu sizin? Şu anda neyi hedefliyorsunuz projelerinizde? Evet, hani özellikle şu kadar kitabım olsun diye bir hedefim yok Kemal abi.
Hani çünkü o imbikten sızılanların nerede, ne şekilde kitaba dönüşeceğini zaman ve içinizdeki duygular belirliyor. Hani ben şu an bu kadar kitabın ortaya çıkacağını da açıkçası bilmezdim. Hani bana deselerdi ki bir 5-6 yıl önce, hani bu eserlerin sahibi siz misin? Hani hiç akıl sır belki de erdiremezdim. Fakat yazmak öyle bir şey ki, kalemle olan tutkunuz ve bağınız öyle bir şey ki, bir yerde bir çocuk hikayesi ilhamı geliyor. Onu kalem alıyorsunuz, bekletiyorsunuz, demleniyor. Şiirlerimi daha çok dergilerde önce yayınlıyorum. Sonra onlar biriktiği zaman hani kitaplaşıyorlar. Geleceğe de dair de hani kaç kitap olur, hedefim nedir belli değil elbette ama kalemle olan ruhumun barışıklığı hep devam edecek. İnşallah çok sayıda eser üretme imkanımız olur. Bunun dışında tabii ki sosyal sorumluluk projeleri de devam edecek. Çünkü fikirlerle toplumda buluşmayı seviyorum. Hani o çocuklarla, gençlerle, mesela iyilik önderleri projesi dediniz. Çocukların ruhunda o iyilik tohumunu atmak. Kırmızı hayatın rengi olsun projesi dedik mesela burada. Çocukların sevgi ve barışa dair olan algılarının hep yüksek kalması. Kırmızıyı çocukların hani hep böyle güzel anması. Hani televizyonlarda, medyada, sosyal alanlarda ne görüyorlar? Hep savaş resimleri ya da savaşa dair haberler. Bunların görüp çocukların üzülmesi, bu kadar sevgi dolu ruhları varken çok masum ve safiyane o ruha kan ve savaşın izlerini taşımak bir çocuk ruhuna bana çok acımasızca geliyor. İçinde bulunduğum için öğretmen oldum. Onların o saf ve berrak duygularına her an hemhalim, her an şahidim. Bu nedenle bu proje çıktı mesela. Onlar kırmızıyı bir uğur böceğinde görsün, sevsin, bir kırmızı gülde görsün, sevsin, bir karanfilde sevsin, bir kırmızı rugan ayakkabı giyince sevsin. Kırmızıyı hayatın, ama onlar kanda görmesin. Hani amaç buydu. Kırmızı hediyeler yolladık ama böyle çok cicili bicili. Kırmızı kaplı kitaplar, kırmızı şemsiyeler, kırmızı tokalar. Yani hep bu şekilde hediyeler sunduk. Sonra ne oldu? 44 tane yazarımız bunun için Malatya'mıza geldiler. Sevginin ve barışın güzelliğini yazan yazılarını bu kitapta bütünleştirdiler. Büyükşehir Belediye'miz o yıllarda işte bunu kitaplaştırdı. Sonraki çabamızda 44 kalem, 44 değerli mektup projemizde de yine var olan değerlerimizle büyüsün istiyoruz çocuklar. Misafirperver olsunlar, paylaşımcı olsunlar, iyiliksever olsunlar, hoşgörülü olsunlar. Sadece kendilerini düşünen egoları yüksek ve bunu tatmin etme çabasıyla yaşayan insanlar olmasınlar. Burada da yazarlarımız gençlere mektup, gençlerimiz yazarlarımıza mektup yazdı. Onlar da karşılık olarak gençlerimize mektup yazdı. Bu kitapta da hem yazarlarımızın gençlere yazdığı değerlerimizi anlatan mektuplar var. Bir güzelliği daha var. Burada bir de çocuklarımızın, gençlerimizin yazarların mektubunu okuyup onları resimlediler. Her yazarın burada mektubunun karşısında bir gencimizin çizdiği resim var. Yani o yüzden bu da çok özel ve önemli. Çok ilginç resimler var. Çok güzel resimler var burada da. Bu da tabii ayrı bir çalışmaydı. 2 yıldır pandemide sürdürdüğümüz bir çalışmaydı bu da. Aileyi korumak fethimizdir. Bu da biliyorsunuz. Evet, bu da biliyorsunuz hani yıkılmaması gereken en önemli kalemiz. Demin dedik ya hocam, eğitimci gönüllü yanı sıra bir de sosyal sorumluluk projesi olarak gönüllü, eğitim gönüllüsü, aileyi önemseyen. Hocamı ben daireleri kurunca yani en ücra köyüne götürdüm. Sivas sınırında, İlisuluk köyünde çocuklarla buluşturdum. Onlara hediyeler yaptık. Çocuklarımıza hediyeler verdik. Bugün de başka bir programa gidecek aslında. Hocamızın aileyle buluşacak. Çünkü aileyle ilgili aile fethimiz mi demiştiniz? Evet, böyle evet, bir sloganımız vardı. Aileleri bilinçlendirme adına da hocamızın projesi var. Bugün bizim program akabinde de başka bir mekanda hanımlara söyleşi yapacak, sohbet yapacak. Hocam şöyle sorayım, ünlü olmanız kelamınıza, kaleminize, yazarlığınıza ne katıyor, neler söylemek istersiniz? Evet, öğretmen olmak, Kemal abi sahada olmak. Hani ben şuna karşıyım, hani öğretmen sınıfına sadece girer, dersini tahtada anlatır, çıkar evine gider, işte bir takım evraklar düzenler. Hayır, ben bu bakış açısında bir öğretmen olmadım ve olmamada çabasında da oldum. Hep sahada olmayı, hani sınıfıma girip dersimi anlatırken eğer orada bir müze sözcüğü geçiyorsa çocukları alıp müzeye götürdüm. Orada eğer bir doğayla alakalı bir konu varsa alıp sonbaharı yaşattım, ilkbaharı yaşattım.
Aile konusu varsa bunu aileyi korumak önemlidir. İşte biz aile çatısı altında en güzel yaşamı aile içerisinde yaşarız deyip geçmedim. Hakikaten bunun projesini yapmak benim kendi üzerime bir vebal gibi hissettim. Neden? Çünkü biz bazı şeylerin üzerinde hakikaten eylemsel duruşlar yapmazsak, onu üzerine basa basa harekete dönüştürmezsek zihinlerde kalıcılığı olmuyor, kalplerde yerleşikliği olmuyor. Çünkü kelimelerin de canlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi yazıyorum. Yazarak tabii ki insanlar bizim yazdıklarımızdan esinlenecekler, ilham alacaklar, bir şeyler öğrenecekler, hayatlarına bir şeyler katacaklar. Fakat bununla beraber sözün gücünü de fark etmeliler. Nasıl fark etmeliler? Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Sözel olarak topluma bir şeyler sunuyoruz. Şimdi belki benim okuduğum, yazdığım bir şeyleri okumamış bir insan, belki söylediğim bir cümlenin üzerine ha ben bu kitabı alıp oku, Aileyi Korumak Fethimizdir kitabını Yeşil Belediyesi'nden temin edip alıp okumalıyım diyecek belki de. Demek ki aileye yönelik bu şekilde Malatya'da bir eylemsel bir hareket yapılmış, bir tavır, bir duruş sergilenmiş diyecek. Veya benim işte kitaplarımdan paylaştığım bir cümle onun ilgisini çekecek. Ha, kaleme biz ne yapmışız? İşte Rabbim de kitabımızda söz verdi, kaleme and olsun ki demiştik. Ha, biz de bu antla ne yapmışız? Kaleme değer vermişiz, yazmışız. Ama yazdıklarımızla beraber konuşuyoruz ki konuştuklarımızdan esinlenen, ilham alan ve kendi hayatında bunları uygulayacak olan insanlar çıkacak. Bu nedenle ben öğretmen olarak hayatımın her alanına, işte hem yazıyı, hem konuşmayı, hem bu şekildeki faaliyetleri, eyleme geçirilmiş faaliyetleri önemsiyorum. Ve dediğim gibi ömrümün sonuna kadar da bunları devam ettirmeye çabalayacağım. Bir çocuğun başını okşarım, o beni ömür boyu unutmaz. Ama şunu yazsam, işte çocukları çok sevmeliyiz, onlara merhametli. Bu bir nebze kalplerde şey yapar, etki yapar. Ama ben onu direkt çocuklarla olan bir alana götürüp çocuklara sevgimizi anlatan bir faaliyet yaptığım zaman daha dolu dolu bir iz bırakmış olurum. Daha çok topluma bir televizyonda, haberlerde geçiş. İşte şair yazar Nilüfer Zontan'a çocuklarla şöyle bir etkinlik yaptı ya da şöyle bir faaliyet yaptı denildiği zaman bunun etkisi daha fazla olacak. Neden? Çünkü sosyal medya ve şu an ekranlar insanların en çok rahatlıkla ulaştığı, habere olsun, fikre olsun, çalışmalara olsun en çok ulaştığı alan ekranlar. Çok boyutlu bir şekilde bir öğretmenin de bunları hem kalemi, hem sözü, hem televizyonu, hem sosyal medyayı farklı alanlarda kullanması gerektiğine inanıyorum ki ruhunda var olan o eğitim aşkı birçok yönden topluma yansıyabilsin. Çok güzel. Hocam tam da bu noktada şöyle bir şey sorayım. Şimdi yakın zamanlarda Malatya Kitap Fuarı'nda da sizi düzenli olarak görüyoruz. Hem ev sahibi olarak hem bir yazar olarak standlarda imza günleri yapıyorsunuz. Evet. Okuyucularınızı, çocukları falan orada görüyorum böyle yüzlerindeki mutlulukları, sıraya girmeleri falan. Onun dışında da il dışında hani Malatya'da tanınan Nilüfer Zontul arkadaşım, bir de Türkiye'de tanınan da var. Adıyaman, Maraş gibi çeşitli kitap fuarlarına katıldınız. Onunla ilgili size yapılan teveccühler nasıl, ne yönde, o çabalarınızın karşılığını yeterli görüyor musunuz? Öğrenciler olsun, okurlarınız olsun, gittiğiniz kitap fuarlarında sizi nasıl karşılıyorlar? Onunla da ilgili birkaç cümle alalım hocam. Evet Kemal abi, şehir dışı programlarını da önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Çünkü bizim sesimiz ve sözümüz sadece il içinde kalmamalı. Türkiye'nin tüm alanında nerede, ne şekilde seslenebiliyorsak, yavrularımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, aileleri nerede, ne şekilde kucaklayabiliyorsak bunun sınırının olmadığını düşünüyorum ülke içerisinde. Yani eskiden dediğim 40'lı yaşlarımdan önce daha çok kendi ailem için, çocuklarımın içerisinde daha çok onlarla vakit geçirmek benim için daha önemliydi. Yine tabii ki faaliyetler vardı ama Malatya ve civarında daha çok vardı. Ama çocuklarım artık yetişkin konumuna geldikten sonra Türkiye'deki tüm çocukları ve gençleri kucaklama gereği kalbimde artık önemli bir şey olarak atmaya başladı. Buna zemin olan da kitap fuarları, okul programları. Mesela bir kitap fuarında birkaç saat imza günü yapıyorsunuz ama orada sizin orada buluştuğunuz birkaç lisede, birkaç ortaokulda ya da ilkokulda masal anlatacaksam eğer oradaki çocuklarla, gençlerle buluşup ruhunuzdaki o enerjiyi onlara akıtmak, onlarla fikir paylaşımında bulunmak, gerek geçmişten gerekse günümüzden esinlendiğimiz, yazdığımız, çizdiğimiz şeyleri onlarla paylaşmak benim fiziki yorgunluğum ötesi bana çok yüksek bir enerji kazandı. Neden? Çünkü ben bir gencimize diyorum bir şey sağlayabildiysem, bir cümle katabildiysem ne mutlu diyorum. Bunun bana verdiği şey çok farklı, çok özel. Bu nedenle şehir dışı programlarını, fuarları,
önemsiyorum. Gerekirse işte o gün okuluma gidiyorum, gece yola çıkıyorum. Sabah işte cumartesi, pazar mesela programlarımı yapıyorum. Gecesinde tekrar Malatya'ya dönüyorum. Hani diyorlar ki hocam hani siz bu kadar tempoyu ya da bu kadar çalışmayı nereye sığdırıyorsunuz, hocam, nasıl yapıyorsunuz? Hocam tam diyorsunuz. Bu noktaya getirecektim. Şimdi şair, yazar, eğitimci Nilüfer Hanım'dan bahsettik ama bir de ailede çocuk sorumluluğu olan, çocukları olan ailesine, eşine, akrabalarına zaman ayırması gereken, onlar için de zamanı olması gereken bir anne olduğu için onu soracaktım. Bu kadar koşturmacanız, enerjiniz, il dışı gitmeleriniz, gelmeleriniz, zaman zaman çocuklarınız şikayet ediyor mu anne bize zaman ayırmıyorsun falan. Aslında cevabının bir kısmını aldık ama çocuklar büyüdü falan dediniz. Böyle bir sitayişte bulunuyorlardı, şikayette bulunuyorlar mıydı size? Bunu açıklayalım size. Bu soru güzel oldu Kemal abi. Çünkü bu hakikaten çok önemli bir soru. Ben hep şunu diyorum, yani özellikle hanımlarla, genç kızlarla buluşmalarımızda da şunu diyorum. Bir kadın elbette kariyer yapsın, okusun, eğitimin en üst düzey nereye kadar gidebiliyorsa gitsin. Ama şunu hiç unutmamalı, öncelikle bir kadın annedir. Yani bunun üzerine çizerek, bunu ezerek ne kadar ne yaparsa yapsın hep bir taraflar eksik kalır. Bu nedenle de ben hatta çocuk kitaplarımdan biri de var ama buraya getirdim bilmiyorum. Ha, getirmişiz. Kaçanı kovala. Bunu çocuk ruhundan özellikle kalplerine ulaştırmaya çalışıyorum. Çocukluktan bunu hikayeye dönüştürdüm. Çocuk yaş grubundan itibaren. Benim ruhumda hep bu vardır. Kaçana kovala. Mesela benim çocuklarım 8 yaşındayken, 10 yaşındayken, 15 yaşındayken ben onlarla hiç gözüm arkada kalmayacak şekilde vakitler geçirdim. Kaliteli vakitler geçirdim. Hatta onlar benim ne çalışan bir anne olduğumu fark edebildiler. Ne çok işte farklı aktiviteleri sever mi? Çünkü onlarla dolu dolu, yani zaten siz onunla 24 saat geçirmek zorunda değilsiniz. Önemli olan onların ruhunda kalıcı izler, anılar, hatıralar bıraktıracak vakitler geçirebilmelisiniz. Tabii şimdi yetişkinler, işte en büyük 28 yaşında, 25 yaşında, 22 yaşında, 16 yaşında yaş olarak da dördünün de işte dediğim gibi aralıklı yaş durumları da böyle. Şimdi bir yere gittiğim zaman da şöyle bir şey oluyor Kemal abi. Ben mesela en az 4-5 çeşit yemek yapıp bırakıyorum dolaba. İşte birkaç çeşit atıştırmalık, pasta börek bir şeyler, kahvaltılıklar fırında hemen hazırlıyorum, bırakıyorum. Yani benim bir şehir dışına gitmem, benim en az evde 2 gün koşturmama mal oluyor. Hem okulla beraber evdeki bütün her şeyi dizayn ediyorum. Gidiyorum, yani gözüm arkada kalmıyor. Evindeyse, yani çocuklarla ilişkin oldular, kendi işlerini yapamıyorlar. Şöyle yapıyorlar, onu mecburen yapıyorlar. Ama şimdi ana yemekleri ben yapıp dolaba koyuyorum. İşte böreğiydi, çöreğiydi vesaireydi yapıyorum. Ama elbette ki çaylarını demliyorlar. Hani eşimin burada hakkını da inkar edemem. Elbette ki işte eğer sofraya bir şeyler doğranması gerekiyorsa doğru. Ama böyle tabii onlar... Dediğim gibi rutin kısımları, ben ana maddeleri, ana kısmı hazırladıktan sonra diğer kısımlar, onlar ben evdeyken de yapılıyor zaten. Hani bana yardım noktasında, hani ben o an çayı demleyecek durumda değilsem çayı biri demler veya bardakları, tabakları ben o an götürme şeyim değildir mesela, imkanım yoktur ya da vardır ama onu gene de yaparlar. Peki sizin bu koşuşturmalarınıza enişte ne diyor, yani hatun biraz sakin, yetişemiyorum hızına falan diyor, bir şikayetçi mi? İl dışı programlara gittiğiniz zaman birlikte mi genellikle gidersiniz? Kendisi çocukların başında durur, siz mi gidersiniz? Onu nasıl çözüyorsunuz bu sorunu? Dediğim gibi ben birkaç yıldır Kemal abi yoğunluklu olarak şehir dışı programları. Ondan öncesinde Malatya ve çevresi hani ağırlıklı olarak bu minvaldeydi. Hani hep içimde vardı tabii hani ki. Hani günübirlik gidip gelip mesafe. Aynen, hani hep öyleydi. Ama bu birkaç yıldır dediğim gibi ben çocukların hani yaş durumlarını da izah ettim. Şimdi açıkçası hani herkes kendi meşgalesinde. Bizim akşam bir çay saatimiz vardır. O saatte herkesin iki eli kanda da olsa, çok yoğun işleri de olsa o çay saati 2 saat birlikte geçirilir. Saat 9 ile 10:30 arası veya 11 arası sohbet ederiz. İşte herkes o günkü eteğinde ne birikmişse onu döker. Okunacak bir köşe yazısı varsa okunur ya da bir fikri varsa paylaşılır. O an hepimiz böyle ailece sofra bezimiz, seriz, çayımız, çerezimiz, neyimiz varsa işte o an hep birlikte sohbet mahalli olur. Ama onun dışında herkes kendi işiyle, okuluna giden okuluna gider, ders çalışacak dersine, işine gidecek işine gider vesaire. Eşimin bana katkısı bu noktada, o da çünkü öğretmen bir kimliği var.
çocukları ve gençleri çok önemsiyor. Onlara benim ne kadar faydalı olduğumu gördüğü için, hatta bazı yerlerde, gelebileceği yerlerde gelip destek olduğu zaman, ha ilk zamanlarda toplum bunu kabul etmiyordu. Toplumun kabul etmemesi eşime yansıyordu. Ha bir hanım niye dışarıya gitsin, program yapsın ya da şimdi orada o işi yapacak kimse yok mu? Hani bu, buradaki bir algı sıkıntısı vardı. Hani ben niye Adıyaman'da bir yazar ya da bir öğretmen benim yaptığım şeyi yapamaz? Yapamaz. Hani bazen de ne oluyor? Adıyaman'dan bir yazar Malatya'ya gelip program yapabiliyor değil mi? Hani bir, bu karşılıklı. Ben bir başka Bursa'ya giderim, İstanbul'a giderim, Hakkari'ye giderim. Oradakiler de buraya gelebilirler. Yani toplumdaki algıyı bizim öncelikle yıkmamız lazım. Yazar bayan arkadaşlarımızdan duyduğumuz şey de bu Kemal abi, şey diyorlar işte, bizim öncelikle toplum algısını kırmamız lazım ki eşlerimiz o algı kırıldıktan sonra daha çok bize, bizim yaptığımız işlere hak verebiliyorlar. Çünkü toplumda ya kadın işte evden çıkmaz, kadın tek başına işte yolculuk yapmaz, kadın tek başına şunu yapmaz. Ya eğer o kadın hakikaten donanımlı bir kadınsa ve onun yapacağı işi yapacak başka biri yoksa onu yapmak zorunda. Ya da onun vereceği şeyle oradakinin vereceği şey aynı değil. O bu yönde faydalı olsun, o öteki başka yönde faydalı. Bu vatan bizim, bu ülke bizim, bu topluluk, bu gençlik, bu çocuklar bizim. Ben nerede ne şekilde birine faydalı olabileceksem, burada kadın kimliğine, kişiliğine takılmamak lazım. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Hocam çok güzel noktalara temas ettiniz. Hani çocukların gönüllerine, duygularına dokunmak, onlara temas edebilmek, onlara örnek olabilmek. Bir yazar, bir anne kimliğiyle, bir eğitimci kimliğiyle bunlar anlattınız ama bir de toplumsal altyapı olarak kitap okuma oranları gelişmiş ülkelere kıyasla bizde çok düşük. Bunu neye bağlıyorsunuz? Çocuklarımızı, gençlerimizi sosyal medya ve akıllı telefonlar denilen meşgaleler meşgul ediyor. Ne yazık ki teknoloji meşgul ediyor. Okul kalitesi artırma yönünde neler yapılabilir? Z kuşağı dediğimiz, hani bizim geçmiş kuşaklar nispeten biraz daha kitapla beraber iç içeydi. Bunlar belki %3'tür, %5'tir okur yazar oranı ama yeni nesilde böyle bir çaba görüyor musunuz? Kitaba yönelik durum nedir? İç açıcı mı? Evet, Kemal abi, ben zaten hiçbir zaman ümitsiz bakmadım ve bakmamaya çabalıyorum. Ne kadar hangi türde bir olumsuzluk yaşıyorsak, inanın bunlar ebeveyn ve toplumsal olarak, yani büyüklerden kaynaklı sorunlar. Yani eğer bir evde anne baba bir gazete açıp okumuyorsa, bir dergi açıp okumuyorsa, bir kitap açıp okumuyorsa, ya benim çocuğum kitap okumayı sevmiyor demeye hakkı yok. Ya da elinden telefonu hiç düşürmüyorsa şunu dememeli, ya işte çocuk sosyal medya kurbanı oldu. Ya sen anne baba olarak telefonu hiç elinden düşürmedin ki. Ya da çocuğuna hiç dedin mi acaba? Gel mutfakta kek yapıyorum, işte şu mikseri de sen tut. Ya da yumurtayı sen kırabiliyor musun? Ben ilkokul 1. sınıfta ilk yaptığım eylemlerden biridir. Serbest etkinlik dersinde yumurta kırmayı öğrettim. Evde bir hafta boyunca önce dedim annelerinizle bir yumurta kırın. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz o yumurtaları? Kocaman bir tavada çocuklar birer birer yumurtayı kırıp pişiriyoruz. Ekmek arası dürüm yapıyorum. Sırayla ellerine veriyorum. Hayata dair biz çocuklarımıza önderlik etmezsek, yardımcı olmazsak bizim onlardan bir şey beklememiz de zor. Okuma noktasında da böyle. Habire telefonla, tabletle bir olmuş bir çocuk, çünkü orası renkli bir dünya. Şimdi kalkıp da şurada siyah beyaz bir kitabı açıp şöyle işte saatlerce böyle dakikalarca gözüme bunun üstüne, hayır, rengarenk böyle çizgi filmler, işte habire geçen videolar, komik ve eğlenceli sayfalar habire önüne çıkınca bunu düşünün, hani bir bebeğe bile tatlı şeyleri tattırdığınız zaman artık hep onu almak istiyor, onu yemek istiyor. Çünkü bir kere o tadı aldı. Her ne kadar zararlı da olsa o tadı almak istiyor. Şey de böyle, internet üzerindeki etkileşim de böyle. Çocuğa biz 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında o telefonu verdikten sonra diyoruz ki okula başlıyor, bu çocuk okulu sevmiyor, bu çocuk kitap okumayı sevmiyor. Çünkü oradaki renkli dünyayla ne yaptı? Haşır neşir olduktan sonra siyah beyaz ya da işte yazılı dünyaya tekrar inmesi ya da meyletmesi çok zor oluyor. Bu nedenle bizim öncelikle Kemal abi sözünüzü unutmayın, küçük çocuklara telefon dışında hayatımızın içindeki olaylara dahil ederek onları telefon bağımlısı yapmaktan uzak tutmalıyız. Yoksa işimiz hakikaten çok zor. Yani 3 yaşındaki bir çocuk sanki böyle çevirince, aa bak çok zeki. Hayır, telefon zekilikle bir alakası yok. Onu herkes artık her şekilde çevirebiliyor. Zekiliğini ya da var olan potansiyelini kullandığını biz kitaplar üzerinden anlayacağız çocukları. Hocamın sohbet lafı lafı açarken hem burada da çok kısa kesme adına da bir şeyler şey yapacağım. Biz ortaokulda okuduğumuz yıllarda dahilinde mesela hocamın amcaları, babası, dedesi
kuşaklar boyu fotoğrafçı, fotoğraf sanatçısı, hani böyle siyah beyaz anlık görüntüler olurdu, kafasını bezin içine koyarlardı, duvarda böyle siyah bir fon bulunurdu. Onunla ilgili de hocama sorayım, böyle bir sanat yönü de var, yani zanaat yönü, sanat yönü, fotoğrafçılık sanat oldu. Karşımızda da fotoğraf makinesimiz var. Dedelerimizle, evet, amcalarınızla ilgili, babanızla ilgili de böyle bir kısa anımız varsa alalım, ondan sonra da sonlandıralım hocam. Evet, babam, dedem, bilhassa dedemden gelen bir sanat ilgisi çok şükür hepimize de yansımış. Dairenin ilk fotoğrafçısı biliyorsunuz, Somuncuoğlu'daki o ilk siyah beyaz fotoğrafların çekimini, o müzede bulunan fotoğrafları çeken kişi de dedem. O dönemde ben dedemden şöyle bir ders aldım diyeyim. Dedem daha 11 yaşlarında babasının manifatura dükkanı var. Kumaş satıcısı. Kumaşları satarken çırak olarak dedem okul saati dışında babasının yanında çıraklık yapıyor onun yanında. Ve o mesleği öğrenmesini istiyor babası aslında. Ama dedem fotoğrafa çok büyük bir merakı var. O dönemlerde fotoğraf makinesi diye bir şey yok zaten. Ama güzel olan dedemin oradaki azmi, okul saati dışında babasının yanına gittiğinde şey yaparken, yanında çıraklığı biriktirdiği harçlıklarını, amcası İstanbul'a gittiğinde kumaş mal getirmeye gittiğinde biriktirdiği parayı veriyor ve amcasına diyor ki, işte o zamanın körüklü makinesini, amca diyor bana diyor işte Zenithsar marka, işte bir o makinayı diyor bana diyor getir diyor. Bakıyor ki amca parayı biriktirmiş yeğeni, daha 11-12 yaşlarında. Oradaki azmi ve o hiç kimsede var olmayan bir şeylere merakı ve merakın ardından gitmesi. Babam da aynı şekilde radyo, televizyon olan merakı ve Ankara'da daha hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin gitmediği bir okul, radyo televizyon okulunda eğitim almaya gidiyor Ankara'ya. Bunlar hani oradaki onların azmi ve sanata olan düşkünlükleri, ben bunlardan ders çıkardım. Hani azmettiğin yolda ilerleyeceksin. Hani birilerinde o ilham, işte hep gördüğümüz şeylere örneklik alıyoruz ya. Hani bu çok güzel yapmış, ben de yapayım. Ama onlar hiç kimse de olmayan şeyi ortaya çıkarmak için bir mucitlik şeyi var biliyorsunuz dedem aynı zamanda. O Tolman'ın yanında kanalın üzerinde su dolabından elektrik üretiyor ve dairede de hiçbir evde elektrik yokken, hatta zamanın savcısı kaymakamı gelip dedemin evinde Mevlüt amca sizde ajans dinlemeye geldik diyorlar. Bu şekilde hani o azimle beraber sanat gücünü onlarda hep hissettim. Yeni şeyler üretme. Belki bu kitaplar da orada o ruhla beraber ortaya çıktı hani Kemal abi. Hani zaten kitap okur ya da aile de, dediniz ki aile kitapla temas ediyorsa, kitap okuyorsa aile, çocuklar da görüyor. Şimdi sizin ailede de böyle sanatçı var. Hani Türkçemizde çok güzel deyimler var. Armut dibine düşen. Dolayısıyla hocam da bu gerçekten de bir sanatçı bir ailede doğmanın da avantajıyla zaten içinde olan yeteneği, potansiyelini ortaya koymuş, ne güzel eserler veriyor. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Daha nice binlerce eserler, Ninem Korkut serileri, öyküler, romanlar, denemelerinizi o keyifle okumak, inşallah okuyucularla buluşmak, binlerce okulunuz olsun, yüzlerce kitabınız olsun, kaleminize, kelamınıza sağlık. Son olarak benim sormayı unuttum. Sizin de şunu da söyleseydim dediğiniz bir şey varsa onları alıp kapatalım. Tamam. Böyle bir program için çok çok teşekkür ediyorum Kemal abi. Son sözümüz Ninem Korkut'tan küçük bir pasaj olsun. Öyle bitirelim. Yaptığınız bu çalışmaların Malatya'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Emeğinize sağlık diyorum ben de. Ninem Korkut'un arka kapağındaki yazıyla o zaman programımızı sonlandırmış olalım. Yavrucuğum, kalbi başından aşkınlar, özden severler. İşi başından aşkınlar, yüzden severler. Şimdi özümüzle, sözümüzle, sevdamızla, emeğimizle bir hayatın yolcusuyuz. Yürekçe sevmek her işin başıdır. Önce kalbimizden gelen sesleri duyduğumuzda sevgimiz, merhametimiz yerinde sağlamca kalır. Kalıp kalp ile şekillenir. Özgür insanlar sözcükleri yüklendikleri sevgiyle kanat çırparlar. Onları göçe zorlayan insanlardan gelen kıştır. Unutma, sevmekle yürek eskimez. Derinli bir toprakta başı koparılsa da bir çiçeğin, suyu besler, güneşi besler, dalı budağı besler, hep göverir, hep göverir. Sen zemini sağlam tut, kalbine. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Gerçekten de bu kelamın üzerine başka bir şey söylemeye lüzum yok. Başka bir programımızda inşallah başka bir konukla, böyle Malatya'mızda iz bırakmış, gönüllerimize dokunan
yazar, sanatçı dostlarımızla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Şimdilik Malatya'dan hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.